Buna bakalım. Çarpalım eksi 5 ile eksi 6'yı. 30. Eksi 5 ile eksi 2 x çarptık. Artı 10 x. Eşittir 110. 10 x eşittir 80. X eşittir 8. Şimdi m çarpı n'yi soruyor. M çarpı n nedir? 5 üzeri 5m çarpı 5 üzeri 5m. Ne yapıyorduk çarpma olunca? 5 üzeri üstleri topluyorduk. 5n artı 5m. Yani 5 üzeri 5 parantezinde n artı m. N artı m de 1 bölü 5'miş. 5 üzeri 5 çarpı 1 bölü 5. 5'ler gitti. 5 üzeri 1. Bu da 5. A ve B rakam. A, B iki basamaklı rakamlar toplamının 7 katına eşit. A, B'yi nasıl yazıyorduk? 10A artı B diye. Bu rakamlar toplamının 7 katına eşitmiş. A artı B'nin 7 katı. Bu da 7A artı 7B. A'yı karşıya atalım. 3A kalır. B'yi karşıya atalım. 6B kalır. Her tarafı 3'e bölersek A eşittir 2B. Bunlar birer rakam ve AB 2 basamaklı sayıysa A en küçük 1'dir. B en az 1 olursa A da 2 olur. B'ye 1 verebiliriz yani. Mesela sayı kaç oldu? 21 oldu. 21 sayısı rakamların toplamı 3'ün 7 katına eşit. Bu da sağlandı. Yani B'nin değeri en az 1'dir. X, Y'den büyük olduğuna göre. X, Y'den büyükse Y eksi X 0'dan küçüktür. Çünkü mesela buna 5 diyelim, buna 4 diyelim. 4 eksi 5 eksi 1'dir. Eksi bir şey çıkıyor. Mutlak değerin içi eksi bir şey çıktığında hepsi işaret değiştiriyor. Yani başına eksi geliyordu. Y eksi X. Bunu parantez içine alalım. Eksi X artı Y. Bu eksiyi dağıtırsak eksi Y artı X. Eksi X artı Y. Y'ler birbirini götürür. X'ler birbirini götürür. Cevap 0'dır. Sayı da verebilirdik 5 ve 4 diye. Şurası eksi 1 çıktı dedik. Mutlak eksi 1. Eksi 5 artı 4. Mutlak eksi 1 nedir? 1 eksi 5 artı 4 eşittir 0. ABC pozitif reel sayılar olduğuna göre ABC'nin sıralanışı. Şuradan önce ben A ile B'yi karşılaştırayım. İçler dışlar yaparsak ne olur? 9A eşittir 8B. Yani A'ya 8 dersem, B'ye 9 dersem ikisi 72 olur. Yani A küçük B'ymiş. Şimdi şu ikisine bakalım. Buradan 4 kere 5 20B eşittir 6C. Buna 6 dersem, buna 20 dersem. Yani B de küçük C'ymiş. A B'den küçük, B C'den küçük. O zaman A küçük, B küçük C. Varmışlıklar da bu. Önce şuna bakalım. Eksiyi dağıtalım. A eksi B eksi A eksi 9 eşittir A artı 11. A eksi A gitti. Eksi B eşittir A artı eksi 9'u da karşıya atalım. 9 diye. A artı 20. A neymiş? 3B'ymiş. O zaman buradaki A yerine 3B yazabiliriz. 3B artı 20. 20 burada kalsın. 3B'yi de eksi 3B diye atalım. Eksi 4B. Her tarafı eksi 4'e bölersek B eşittir eksi 5.
B kaçtır demiş. Eksi 5. ABC ve BAC 3 basamaklı sayılar. Rakamları farklı olmak şartıyla kaç tane ABC sayısı yazılabilir? Bakalım. BAC neydi? 100B artı 10A artı C. Eksi parantez içinde 100A artı 10B artı C. Eşittir. Burada içler dışlar yapayım. 180A. Şunu açalım. Buradan 100B artı 10A artı C eksi 100A eksi 10B eksi C eşittir 180A. Burada eksi 100A artı 10A da eksi 90A. 100B eksi 10B artı 90B. C eksi C de birbirini götürdü. Eşittir 180A. Yani 90B eşittir. 90A'yı karşıya atalım. 90, 180 daha 270A. Sıfırları götürelim. 9'a bölelim iki tarafı da. B eşittir 3A. Rakamları farklı olmak şartıyla kaç tane ABC sayısı yazılabilir diyor. Şimdi buraya ABC sayılarını yazalım. Şimdi A'ya 1 verirsek A 1 olursa 1 kere 3'ten B 3 olmak zorunda. Ve rakamları farklıysa C'ye ne kalır? 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 alabilir. Yani mesela 130, 132, 134. A ve B 1 ve 3 iken bu kadar oldu. Yani kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane A 1 iken var. Şimdi A'ya 2 diyelim. A 2 iken B 6'dır. A 3 olduğunda B 9'dur. A'ya artık 4 veremem. Çünkü 4 versem 4 kere 3 12. 12 bir rakam değil, olmaz. Şimdi bu da benzer şekilde burada kaç tane oluyordu? 8 tane gelebiliyordu. Buraya da neler gelecek? 1, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 gelir. Bu kaç tane? Yine 2, 4, 6 ve 0 da gelir. 2, 4, 6, 8 tane. 8 tane de buradan. Yine buradan da 8 tane gelecek. Çünkü hepsinde burada 1 ve 3'ü attım. Burada 2 ve 6'yı attım. Burada 3 ve 9'u attım. 10 tane rakam var. İkisi çıkınca 8. 3 tane durum var. Yani 8 kere 3'ten 24 tane yazılırmış. Böyle sorularda şöyle yapacaksın. A'nın 5 ile bölümünden kalan 4 ise A'ya 4 de. B sayısının 5 ile bölümünde kalan 3 ise B'ye de 3 de. Bu ifadenin 5 ile bölümünden kalanı bulmak için A yerine 4, 2 kere 4 artı 3 kere 3 eksi 4. Bunu bul. 2 kere 4 8 artı 3 kere 3 9 eksi 4. 9'dan 4 çıktı 5. 8 5 daha 13. 13'ün 5 ile bölümünden kalan 2 kere 5 10. Kalan 3. Bu sorular böyle yapılıyor. Hepsinde ikisinde de bunun 5 ile bölümünden, bunun 5 ile, bunun 5 ile. Bunun kalan 4 ise A'ya 4 dedik, B'ye 3 dedik. Burada yerine yazdık ve onu 5'e böldük.